Deli duyguları sömüren vicdansızların son kurbanı 70 yaşında yaşlı bir kadın oldu. Pazardan dönerken yolunu kestiler, okuyup üfleyeceğiz yalanıyla kolundaki bilezikleri çalıp kayıplara karıştılar. Kurban olayım sana dedi. Sen nasıl beni unuttun? Dedim ben seni nereden tanıyorum? Dedim ben sizden korkuyorum ya. Ne yapıyorsunuz dedim. Götürüp okuturuz. Getir sana veririz dedi, bereket girsin. O ikisini görmedim, götürmüş. Yine aynı numarayı yaptılar. Gözlerine kestirdikleri yaşlı kadının kolundaki 3 bileziği okutup üfleteceğiz diyerek çaldılar. Benim servetim, biriktiğim ne varsa uydu o da gitti. 6 ay önceydi. 70 yaşındaki Habibe Güçlü alışveriş için mahallesine kurulan semt pazarına gitti. Dönüş yolundaysa dolandırıcılara yakalandı. Teyze sen Adil'in annesi misin? Dedim sen Adil'i nerede tanıyorsun? Dedi ben Adil'in arkadaşıyım. İki kişi pazardan dönen Habibe teyzenin yolunu tam bu civarda kesti. Biz senin Fransa'daki oğlunu tanıyoruz dedi ve onunla muhabbet kurmaya başladılar. Hatta bir tanesi Habibe teyzenin koluna girdi. İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Koluma girdi, elimi öptü, başına koydu. Bu kadar para böyle elindeydi elinde. Ben de siyah poşet istediler. Dedim hala bende poşet yok. Elimi böyle tuttu sürdü. Ne olduğunu anlamaya çalışırken olan oldu. Kolumu kaldırdı. Bir tane bilezik böyle açtı. Dedim ben sizden korkuyorum ya. Ne yapıyorsunuz dedim. Dedim teyze bağırsaydın. Biz buradayız. Müdahale ederdik. Ama teyze de bağırmadı. Habibe teyzenin kolunda her biri 35 gram olan 3 altın kelepçe bilezik vardı. İşte o hırsızlar da adeta tereyağından kıl çekercesine teyzenin kolundaki o kelepçe bilezikleri aldılar. Teyze olayı fark ettiğinde ise iş işten çoktan geçmişti. Çok korktu. Şimdi panik atak geçiriyor. Sürekli her şeyden tedirgin ve ürkek davranıyor. Bütün de aldılar. 6 ay geçti, haber yok. Yaşlı kadın alın teriyle aldığı o bileziklerin bulunmasını, hırsızların da yakalanmasını istiyor. 30 senelik bileziğimdi. 30 senelik servetimdi. Hepsi gitti.